Tutturmuşsunuz bir oyunda oyun, hayatın gerçeklerinden uzaktasınız, keyfiniz gıcır valla diye bir yorum aldım geçtiğimiz günlerde ve gerçekten inanılmaz şaşkınım. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayaet ve bugün e, bizim böyle gündemden kopuk içinde yaşadığımız toplumda, toplumdan uzak zanneden e, mesajın üzerine ben bu konuya biraz değinmek istedim. Genel olarak memlekette neler olup bittiğinden bayağı uzağız haberimiz yok diye e, zanneden bir takipçi varmış aramızda ve tabii ben içten içe biliyorum ki hani ben ne dersem diyeyim bu arkadaşın fikri çok da değişmeyecek ama yani yine de bu videoyu yapmak artık. Boynumun borcu gibi hissettim. Bir bahsedesim geldi. Birkaç not aldım. Geçtiğimiz birkaç haftadır neler oluyormuş memlekette? Gündem neler vermiş? Sosyal medyada ya da işte televizyonu açtığınızda gazeteye baktığınızda neler görüyormuşsunuz Onlardan birkaç tane başlık çıkarttım. İlk olarak bir polo ailesi var arkadaşlar. Yani okuduğum kanımı donduran nadir şeylerden bir tanesidir. İçinde cehalet var, e, cinle korkutma var, işkence var, çocuğa şiddet ve tecavüz var. Hatta bu çocukların kaçıp e, polise sığındıktan sonra tekrar bu e, işkencelere gördükleri aileye teslim edilmesi gibi mevzular da var. Yani baktığınız zaman cehalet içinde yüzen ve benim vicdanımın da aklımın da almadığı bir dünya olayın döndüğü bir yer var. Ve bunları biz aslında bakarsanız bir yandan da Müge Anlı'dan, yani televizyondan bildiğin gündüz programından e, görüyoruz, öğreniyoruz ve... Bilmem kaç hafta boyunca en sonunda galiba tutuklandılar ee, ben bu videoyu çektiğim gün itibariyle ama yani bu noktaya gelene kadar günlerce saçma sapan bir biçimde hani bütün e, Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir aile oldu ve gerçekten kan donduran şeyler var. Ee, ben genel olarak hani takip etmedim sadece bir özetini okudum ekşi sözlükte olayla alakalı falan böyle bir şey yapılmış özetleyen bir yazı falan paylaşılmış. Ondan okurken gerçekten korku romanı okuyormuşum gibi oldu. Ama bu bir korku romanı değil arkadaşlar Türkiye'de bizzat yaşanan bir olay ya bu yani bilmiyorum artık ne oldu arka tarafında da günlerce televizyona çıktıktan sonra bu insanlar tutuklandılar bu zamana kadar ne beklendi ya da nasıl oldu da televizyona kadar bu insanlar çıkabilirler ben inanılmaz bir derecede şaşkınım. Yani öyle detaylar var ki hani şeycisini falan zaten geçiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Sinirim bozuluyor. işte çocuklara yapılan o işkence ve tecavüz gibi mevzular ama yani e, cehaletle yoğrulan ve hani işte bir yerlerin cinli olması, birilerinin cinlerinin olması ve o cinleri işte insanların musallat etmesi gibi mevzular inanılmaz geliyor. 2018 yani 2018'de başladı bu mevzu. 2019'dayız artık ve yani 2019 senesinde böyle şeylerin ya inanılmaz geliyor bana. Her neyse daha fazla e, bununla alakalı konuşmuyorum. Başka ne varmış? Bir ona bakmak lazım. En bunun kadar sinir bozucu bir başka olay gencecik bir akademisyenin öldürülmesi. Ceren Damar isimli aşağı yukarı benimle aynı yaştaki bir gencecik kadın öldürüldü. Neden öldürüldü? Kopya çeken öğrencisini yakaladı diye. Yakalanan öğrenci ki hukuk öğrencisi kendisi. Savcılıkta verdiği ifadede, yakalandıktan sonra savcılıkta verdiği ifadede dersi geçmem için kopya çekmem gerekiyor gibi saçma sapan bir şey söylüyor. Ki bir dersten kopya çekmeniz gerekiyorsa geçmeniz için o dersten kalın arkadaşlar. Üniversitede okuyorsunuz, hukuk okuyorsun bir de sen yani. Bunun üzerine gidiyorsun, bayağı babanın silahını alıyorsun bir de yanına bıçak alıyorsun gayet planlı bir biçimde gidiyorsun önce bıçaklıyorsun sonra da vuruyorsun yani oğlum yani bu mu hani bu mu 2019 senesinde gündeme gündeme gelen olay bu mu yaşanan olay bu mu yani bunu mu konuşayım ben ben bunun nesini konuşayım ki kocası bir de üzerine cenazesinde kocası e, ki 3 aşağı 5 yukarı da e, benim yaşatımdır hani bizim yaşlarımızdadır diye tahmin ediyorum konuşmasında öyle naif şeyler söylüyor ki akıl almıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan saçma sapan bir olay var ve bu yaşandı. Bu yaşandı. Yani gündemimizi bu meşgul etti. Bu vardı haberlerde. Bu vardı sosyal medyadaki paylaşımlarda ve hani gelin görün ki kelimelerin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Ne deseniz boş bunun üzerine. Bir başka gündemdeki haber e, sporla alakalı bu. Farklı taraflara gidelim biraz da daha fazla sinirimiz bozulmasın. Bizim üç büyük kulübümüzün e, borçları ziraat bankası tarafından yani bizzat bir kamu bankası, bizzat bir devlet bankası tarafından kredi verilmek suretiyle yapılandırmaya e, gidiyor ve inanılmaz derecede şaşkınım buna da. Bilenler biliyor zaten. Şarköy'lüyüm. Hani Şarköy'de biliyorsunuz zeytincilik yapan bir dünyada işte hani akrabam da var, tanıdığım insan da var, arkadaşlarım da var çiftlik işleten çocukluk arkadaşım var ki en son gittiğimizde konuştuğunda, konuştuğunda bayağı böyle bir şey içerisindeydiler. Herkes gibi aslında bakarsanız Türkiye'deki şu anda üretim yapan herkes gibi ekonomik durumlardan ötürü sıkışık olduklarını falan söylüyorlardı ve bir kamu bankası gerçekten de ki ismi Ziraat olan ve hani çiftçiye destek olmak için kurulmuş olan bir Kamu bankası yani tam olarak neye hizmet ediyor yani benim aklımın hayalim vermedi ama herhalde bir vardır bir büyüklerimizin bildiği deyip geçmek istediğim ama bir yandan da aklıma hakaret ediliyormuş gibi hissettiğim bir kredi mevzusuna imza adı atıldı ve hani bu da mesela niye ben bunu sinir bozucu buluyorum ve olumsuz buluyorum. E arkadaşlar gerçekten az evvel bahsettim ya işte zeytinle uğraşan akrabam da var, arkadaşım da var, çiftlik işleten arkadaşım da var vesaire ve bunlar aslında bir dönem sıkıştıkları için bankalara gittiklerinde kredi alana kadar 8 takla atmak durumunda kalıyorlar ki ellerinde işte gösterdikleri işledikleri bir tarla, bir çiftlik, bir ee, işte artık bağ, bahçe her neyse olmasına rağmen. Ve bazen de alamıyorlar. İlginç. Ne kadar ilginç değil mi? Bir diğer kavgada geçtiğimiz haftalarda e, bizim gündemimizi bayağı meşgul eden sinema kavgasıydı Sinemacı kavgasıydı yapımcılarla Dağıtımcı Mars arasındaki kavgaydı Kavgaya bakıyorsun işte çok tanıdık isimler e, Atar yapıyor işte diğer tarafta Devasa bir şirket var o bir e, atar yapıyor O bir şeyler söylüyor ama Kavganın özüne baktığın zaman aslında Yapılan kavga benim cebime giren para Daha az senin niye cebine giren para daha fazla Kavgası yani Sinema severin e, ödediği cebinden Çıkan parayla alakalı kimsenin bir şey yok ama biletler fahiş fiyata satılıyormuş salondan kötü durumdaymış Bunlar değil ve hani konuştuğumuz gündem bu. Şimdi gündemi bu kadar konuştum. Madem bu kadar sevmiyorsun gündemi ne diye şimdi bunu da konuştun? Bunları tek tek sayıyor olmamın sebebi arkadaşlar bu. Bu kadar olumsuz bir gündem varken buna mı odaklanalım? Bunu mu? Hani zaten hayatımızda hepimiz bir dünya olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Bir dünya kavganın içerisindeyiz. Bir dünya sorunla, problemle boğuşuyoruz. Bir de üzerine bunları hani tekrar tekrar konuşup bunları çoğaltmanın, konuştukça çoğaltmanın ve aslında büyütmenin bana manası var gibi gelmiyor açıkçası. Ha niye bir açıdan da hani bunu tekrardan bir videoyla gündeminize sizin gene taşıdım? Bir yandan da bilmenizi istiyorum arkadaşlar ben de bu ülkede yaşıyorum ve sonuç itibariyle bu ülkenin vatandaşı olarak ne ekonomisinden ne siyasetinden ne sporundan ne işte 3. sayfa haberlerinden uzakta değilim ve bunları gördüğüm zaman benim moralim bozuluyor. Sizin de moralinizin bozulduğuna inanıyorum. Böyle bir durumda kaldığımda işte aslında oyunlara işte sinemaya vesaire başka bir yere odaklanmaya çalışıyorum ki bu olumsuzluklar içerisinde ben de aynı olumsuzlukta boğulmayayım. Ben sizin de istemiyorum ki bu olumsuzlukta boğulmanızı. Yani aynı şekilde bir şekilde tabii ki hani kopuk olmamak gerekiyor her zaman. Olandan bir taneden haberdar olmak gerekiyor ama olması gerekenden daha da fazla bu haberlerin içerisinde kaybolmamak gerekiyor. Çünkü son derece hayatımızı güçleştiren pek çok şeyle boğuşurken bir de üzerine bu işler çıkmamalı gibi. Bunlarla boğuşmamalıyız gibi geliyor. Özetle arkadaşlar ben bu gündemle muhatap olmayı reddediyorum. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Bakın tamamen hani soyutlatmaktan bahsetmiyorum. Dediğim gibi hani hepimiz bu memleketin e, insanıyız. Bu memleketin vatandaşıyız ve doğal olarak problemleriyle problemlerinden haberdar olmamız gerekiyor. Ama yani açıkçası bilhassa işte gencecik bir akademisyenin öldürülmesinden ötürü yani e, bu aklıma geldi ki sinirim bozuluyor ve buna odaklandığım, odaklanacak olsam elim kolum bağlanacak şekilde ya canım sıkılıyor arkadaşlar. Canım sıkılıyor ve dolayısıyla da mümkün olduğunca e, bundan uzak durmaya çalışıyorum. Çok da sosyal medyada ya da yaptığım videolarda ya da işte Twitter'ımda, Instagram'da sizlerle de paylaşmamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bilmiyorum elimden başka da yapacak bir şey gelmiyor doğal olarak. Ve hani yapabileceğim tek şey mümkün olduğunca bu olaylardan uzak durmaya, daha olumlu şeylere, daha çok üretmeye, daha çok belki de e, olumlu şeylerle ilgilenmeye kendimi... Zorluyorum çünkü ak akıl sağlığımızı hepimiz kaybederiz sanki böyle yapmazsak ya da en azından kendi adıma konuşayım yani siz belki benden çok daha farklı bir insan olabilirsiniz ama ben gerçekten bu kadar e, olumsuz haberin içerisinde bu kadar çok gömüldüğümde akıl sağlığımı yitireceğimden korkuyorum çünkü hiçbir akıllı insanın kabul edemeyeceği cinsten şeyler oluyor bu memlekette en başta bu yorumlu söylediğim arkadaşta belki de bu noktada e, biraz olsun e, haklı bir noktaya geliyor çünkü... Konuşmuyorum. Konuşmuyoruz bununla alakalı. Bunlardan uzak gibi gözüküyor olabiliriz. Değiliz. Onu anlattığıma inanıyorum ama dışarıdan bakan bir insan için uzakmışız gibi gözüküyor olabilir. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.